dileğimiz tarımda, ya bizim politikalarımızla birlikte ki hazırlanmış politikalardır, Türkiye'nin tekrardan tarım alanında kendi kendine yeten bir ülke olması, sonraki aşamada da net ihracatçı konuma gelmesi. Bir takım etkinlikler için Mersin'e gelen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti üyelerinin de bulunduğu ziyarette konuşma yapan İyi Parti Mersin İl Başkanı Dr. İbrahim Özel, 1 Nisan'da yapılan kurultaya değinerek partinin çalışmaları ve amacı hakkında bilgi verdi. Öncelikle 1 Nisan kurultayına Mersin'de yoğun katılımınızdan dolayı bizimle beraber yürüdüğünüz İçin hepinize çok teşekkür ediyorum. Varlığınızla da daha güçlendik ve Ankara tarihte görmedik bir kurultaya şahitlik etti. İyi Parti olarak bizler milletle ittifak kuruyoruz. Biz ittifakı Köşe Köyü'ndeki Ayşe teyzemle, Yörük Ahmet amcayla, canından bezmiş bir esnafımızla, işsiz gençlerimizle, fabrikasını vergi yükleri nedeniyle kapatma noktasına gelmiş sanayicimizle kuracağız. Mersin İl Başkanlığı olarak milletimizle ittifak içinde başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Belediyesi olmak üzere 13 ilçede en güçlü adaylarımızı koyarak iktidara yürüyeceğiz ve Mersin'den birinci parti olarak çıkacağız. Daha sonra konuşma yapan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, AKP ve MHP'nin ittifak konusuna vurgu yaparak biz sadece milletle ittifak yaparız ifadelerini kullandı. Belliydi biz yola çıktıktan sonra çıkarttıkları kanunlara baktınız değil mi? İlk çıkarttıkları kanun ne? İttifak. Kendinle barışık olmayan, kendinden olmayanı ayırmış, ötekileştirmiş ve hiçbir zaman oyunu talep etmediği o kesimin sonucunda kendine %50'yi alamazsın diyordu. Tüm bunlar nedir? Halkın, milletin iradesinden korkunun bir sonucudur. Ama ne yaptık? Biz çok açık bir şekilde genel başkanımızın da söylediği gibi, biraz önce başkanımızın da söylediği gibi, biz sadece milletle ittifak yaparız. Bu parti halkın isteğiyle kuruldu ve yapacağı tek ittifak milletindedir. Daha sonra Ayfer Yılmaz, hükümetin şu anki yönetimini eleştirerek partinin iktidara geldiği zaman gerçekleştireceği projelere değindi. Bizim hedefimiz ülkemizi tekrardan itibarlı bir ülke yapmaktır. Okuduğunu anlamayan, matematik çözemeyen, bir eğitim anlayışı içinde çocuklarımız sağdan sola sallanacak. İşte İyi Parti en önemli hedefi eğitim sistemini baştan aşağı değiştirip, bir kere değiştirip, müfredatıyla değiştirip, 12 yıllık okul öncesiyle birlikte çocuklarımızı bu yüzyılın çocuğu haline getirmek. Tümüyle hazır eğitimiyle, sanayisiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla ve dış politikada itibarıyla her şeyden önce yeniden o geride bıraktığımız cumhuriyetimizi, o itibarlı cumhuriyetimizi yine diğer ülkelere örnek olacak, onları tekrardan umuda götürecek model bir ülke olmasını yeniden sağlayacağız.